Herkese yeniden selamlar. Bugün senelerdir gizemi aydınlanmayan bir dosyayı açıyoruz. Duygu Özaslan, Cansu Akın küslüğü. Küs olmak ne demek, zaten bence lisede kaldı. YouTube Türkiye'nin yeni yeni hareketlenmeye başladığı, makyaj ve güzellik içerikli videolar çeken kadınların sayısının az olduğu, dolayısıyla da çok ünlü oldukları o dönemde hayatımıza giren ve bir daha çıkmayan Duygu Özaslan, beraberinde bir ismi daha getirdi. Cansu Akın. İkilinin dostlukları ve iş ilişkileri hiç bitmeyecek gibiydi. Birbirlerinin vloglarından eksik olmuyor, marka davetlerine mutlaka beraber gidiyorlardı. Ama göz önündeki birçok arkadaşlık gibi bu da bitti. Bu kopuşu sessiz sedasız yaşamaya çalışsalar da soruların ve dedikoduların sonu gelmedi. Adblockerlarınız kısa bir süreliğine kapalı, Sunnyside Up'larınız hazır, Sherlock şapkalarınız da başınızdaysa başlıyorum. İnternet gündeminin, linçlerin, dramaların dürüst ve güvenilir adresine hoş geldiniz. İnternette yaşanan olaylardan haberdar olmak, drama pastanın anlattığı olayı duydun mu diyen arkadaşınızın yanında boynunuz bükük kalmamak için bana abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Oldular bilir, YouTube'dan sadece müzik dinlenmediğini yeni keşfettiğimiz, influencerların adının internet fenomeni olduğu dönemlerde Duygu Özaslan bütün divalığıyla ortamlara giriş yaptı. Bir dergide staj yaparken odasında çektiği makyaj videolarıyla başladığı YouTube macerası boyunca hissettirdiği hepinizden iyiyim tavrı, kar topu gibi büyüyen bir nefret dalgası yaratsa da yükselişinin sırrı da bu oldu. Nasıl ünlü olunur konulu bir kitap bile yazabilecek kadar tecrübeye sahip olduğuna emin olduğum Duygu, kariyeri tam gaz devam ederken bu tecrübelerini başkalarına da aktarmaya karar verdi. İnfluencerlar ve onların satın aldırma gücü karşısında dönüşüm geçirmek zorunda kalan markalar bu dönemde bol influencer katılımlı lansman etkinlikleri yapmaya ve influencerlarla daha yakından iletişim kurmaya başladı. O dönem güzellik influencerı camiası için bir prestij meselesi olan bu etkinlikler, influencerlar arasında bir dedikodu kazanı da başlattı. Kıskançlık ve hırs dolu bu dedikodu kazanlarından sağ çıkabilenler de oldu, çıkamayanlar da. Ama öyle ya da böyle, influencer arkadaşlıkları bu dönemde derin hasarlar aldı. Dolayısıyla beraber yer alacakları potansiyel işbirlikleri de çöpe gitmeye başladı. Bu durumu en erken fark eden, zaten birçok kişiye zorunluluktan tahammül ettiğine emin olduğum Duygu Özaslan oldu. Ve Duygu, talent hunter'lığa soyundu. Yani sıfırdan ünlü edeceği, kazık yeme korkusu yaşamadan iş paslayabileceği ve etkinliklerde beraber boy gösterebileceği arkadaş arama süreci başladı. Bu sürecin ilk talihlisi, halihazırda bir güzellik ve cilt bakım bloğu ve Instagram hesabı olan Duygu'nun Instagram postlarına yorumlar yazan Pineapple Pie Blog, yani Cansu Akın oldu. Şu an bu story'e ulaşmak mümkün olmasa da Cansu hayatımıza Duygu Özaslan'ın bir etkinlikte attığı Dünyanın En Güzel Kızı storiesiyle giriş yaptı. Çok zaman geçmeden Duygu ve Duygu'nun o zamanki erkek arkadaşı ve bir nevi iş ortağı olan Taylan'ın ısrarlarıyla YouTube kanalı açan Cansu, Duygu'nun kanalından da eksik olmadı. Ondan sonra biz Duygu'yla tanıştık ve bayağı yakın arkadaş olduk, çok yakın arkadaş olduk. Duygu çok fazla istedi benim kanal açmamı. O yüzden o bana çok destek oldu. Taylan'la Duygu diyeyim hatta. Şu an iki tarafın da itinayla temizlediği videolarına ve vloglarına ulaşamasak da arkadaşlıkları bir ekran önü ilişkisinden kesinlikle fazlasıydı. En büyük ortak yönleri müzik zevkleri olan ikilinin beraber vakit geçirmedikleri ya da konuşmadıkları günler sınırlıydı. Ne oldu da dostluklarının tüm kanıtlarını internetten silmek isteyecek noktaya geldiler derseniz, orası biraz karışık. Ama merak etmeyin, çözeceğiz. Küslük boyunca Duygu'ya çaktırmadan laf sallayan Cansu ve açık açık sallayan Duygu, isteyerek ya da istemeyerek bize bir sürü ipucu verdi. Bu gönderileri yapan markalara çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Yeçenem ailesine. Ben paketleri sürekli açarak sürekli markaya teşekkür etmenin birazcık göz yorucu olduğunu ve biraz anlamsız olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Smashbox. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aşırı kaliteli bir şey. Çok ihtiyacım vardı yani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum MM Kozmeti'ye. Çok teşekkür ederim. Kimseye bir şey söylemiyorum bu arada. Kesinlikle ben öyle biri değilim. Hiç kimseye laf atmam. Çok teşekkür ederim Boyner. Çok teşekkür ederim Boyner'e hediyeleri için. Doğum günüm olur, bir marka bana bir çiçek yollar ya da özel bir şey yollar. O teşekkür etmemi gerektirecek bir durumdur çünkü o hediyedir. Aslında önemli olan şu kart yani. Şuradaki samimiyet
Gerçekten diyorum ki Allah'ım bunu hak edecek ne yap? Ama bu gördüklerinizin belki %90'ı hediye değil. Çok teşekkür ederim ya, şiir yazmışlar. Öpüyorum sizi. Ben bunu yapmıyorum çünkü benim orada markaya teşekkür etmemi gerektirecek çok fazla durum olmadığını düşünüyorum. Çok değerli şeyler bunlar bence. Bize en büyük ipucunu da Amerika YouTube'unu sallayan Tati Westbrook'un James Charles ifşasını paylaşarak "Tati benim 2 sene önceki halim" yazan Duygu Özaslan verdi. Şimdi ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. This is just like really hard to do. Oh my god. Okay. Önce şunu bir anlamamız lazım. O dönemde Amerikalı güzellik YouTuber'larının birbirlerine yapabileceklerinin sınırı yoktu. Kendilerine yapılan göndermelere tahammülleri de yoktu. Dönem dönem hortlayan ve aynı insanlar etrafında dönen bu dramalara Dramageddon dendi. Belki YouTube tarihinin en büyük kaosunu yaratan, Tati'nin ifşasının başlattığı olay ise Dramageddon 2 olarak tarihe geçti. Tati Westbrook o dönemde en büyük güzellik YouTuber'larından biriydi. Yaklaşık 10 milyon abonesi vardı, zengin ve steril imajıyla biliniyordu. Aynı zamanda Tati, dramalara hiç karışmamasıyla, kanalının toksiklikten uzak olmasıyla tanınırdı. Kendisi de bununla övünürdü. Ajans sahibi eşiyle beraber çalışan, ne yaptığını çok iyi biliyor gibi görünen, kavga gürültüyle işi olmayan iş kadını Tati'nin kendine ait iki tane de markası vardı. Biri makyaj markası olan Tati Beauty, diğeri de vitamin markası olan Halo Beauty. Gelelim James Charles'a. Şu an 24 yaşında olan James Charles, YouTube'a henüz 16 yaşındayken başladı. Müthiş yüksek enerjisi, sakin konuşma tarzı ve yüzünden eksik olmayan gülüşüyle tanındı. Hem yaşı hem de videolarının yapısı onu daha genç, hatta kimi zaman çocuk bir kitleye sevdirdi. YouTube'un kuralı bellidir. Hedef kitlenin yaşı ne kadar küçükse kanalın da o kadar hızlı büyür. James Charles da tam olarak bu sayede eşi benzeri görülmemiş bir ivmeyle ünlendi. Bu serüveni yalnız başına da yaşamadı tabii. Kanalı henüz küçükken Instagram'dan ulaşarak iletişime geçtiği Tati, ünlülük yolculuğunda hep yanındaydı. Tati, James'i videolarına konuk etti. Ajans sahibi eşiyle beraber kanalını optimize etti. İşler pasladı. Tanıdık geldi, değil mi? Yıllar geçti. James Charles'ın durdurulamaz başarısında en büyük payın kendisine ait olduğunu düşünen Tati, yediği bir kazık üzerine James'i ifşa etmeye, hatta kariyerini bitirmeye karar verdi. Söz konusu kazık ise, James'in Tati'nin vitamin markası Halo Beauty'nin rakibi olan bir markayla yaptığı işbirliğiydi. Verdiği destekler karşısında James'ten Halo Beauty'ye destek bekleyen, rakip markayla çalışmasını ise kesinlikle beklemeyen Tati, o meşhur videoyu yayınladı. Video 50 milyon izlendi. Dramageddon 2 olarak bilinen zincirleme kazayı başlattı. Ve olaylar YouTube'un Tati'den videoyu kaldırmasını istemesine kadar gitti. Duygu'nun kazık yediğini iddia eden Tati'ye kendini, kazık atan James'e ise can suyu neden benzettiğini anlayabilmek için Tati'nin açıklamalarına bir bakalım. Videoyu çekmeden önce James'in rakip markanın reklamını yaptığını görüp ağlayarak story atan Tati, videoyu "James benim iyiliğimi değil, kendi imajını düşünüyor" diyerek açtı. Ardından tanışma hikayelerini anlatarak "Onu bugünlere ben getirdim" mesajını verdi. Bu mesajı bir lansman sırasında herkes için de James'e teşekkür ettiği bir videoyla süsledi. Now James Charles, you are changing everything. Love you so much. Ardından konuya ajans sahibi eşini de dahil etti. James'in kanalını şirketleri sayesinde ne kadar büyüttüklerini, işbirlikleri konusunda ne kadar yardımcı olduklarını tek tek anlattı. Hatta James'in bir makyaj markasından aldığı düşük teklifi eşiyle beraber pazarlık yaparak nasıl milyon dolarlara çıkardıklarını da anlattı. Sırf James'ten istediği desteği göremediği için çektiği bu videoda tüm bu yardımların hiçbir karşılık beklemeden yapıldığını bile iddia etti. Yüzü de hiç kızarmadı. Sonuç olarak videoyu ne kadar harika ve affedici biri olduğunu söyleyip James Charles tarafından manipüle edildiğini ve kullanıldığını iddia ederek noktaladı. Tati'nin "seni ben yarattım, ben bitiririm" diyerek çıktığı bu yolda tabii ki görmesini bilenler için nice ipuçları var. 2016'da ben daha çok makyaj teknikleri öğrenmek istiyorum. Henüz Pineapple Pie blog olan Cansu'nun, henüz It's Me Duygu XO olan Duygu'nun Instagram postuna yazdığı yorumlarla başlayan Cansu Duygu arkadaşlığı, Cansu'nun bir YouTube kanalı açmasındaki itici güç oldu. Gerekli zemin hazırlanınca Cansu'nun hızlı bir şekilde sektörde yer edinmesi, markalarla işbirliklerine Duygu ve Taylan tarafından dahil edilmesi ve bireysel olarak da markaların radarına girmesi kaçınılmaz oldu.
Şu an itinayla temizlenen videolarda bizlerle ve sektörle tanıştırdığı arkadaşlarına It's Me Duygu Crew ismini koyan Duygu, yaşadığı Tati sendromunu hiçbir zaman saklamadı. Cansu'nun videolarından birine Cansu'yu izlerken mutlu olanlar likelasın diye bir yorum yazan Duygu, Cansu'yu mutlu etse de Cansu'nun takipçilerini pek memnun edemedi. Cansu'yu böyle vesayetiniz altındaymış gibi göstermek hoşunuza gidiyor değil mi? Başına It's Me Duygu Crew talih kuşu konan bir diğer isim, Duygu'nun reunion yaşadığı üniversite arkadaşı olan Tulu da bu vesayetten payını aldı. Bugün MEF Üniversitesi'nde Tulu'nun konuşması vardı. Destek için gittik. Meğer defalarca çağrılmışız, hiç görmemişiz davetleri. Aldım ben de mikrofonu, biraz bombaladım söyleşiyi. Davetsiz misafir gibi. Ama olsun, çok keyifliydi. It's Me Duygu Crew Duygu'nun sektöre girdiğinde kendisinden daha büyük kanalları olan, sık sık onlar sayesinde buradayım diyerek şapka çıkardığı YouTuber'ları sollamasına da vesile oldu. Hikayesini en baştan yazmaya karar veren Duygu, bir dergi röportajında başrollükten aldığı keyfi doyasıya yaşadı. Benim motivasyonum bunu işe dönüştürebilmekti. O dönemde bu bir iş kolu değildi. YouTube Türkiye henüz yeni açılmıştı ve ilk partnerlerinden biri bendim. Birçok marka ilk projesini benimle yaptı. Ben bunun meslekleşmesinin bir adımıydım aslında. Bu benim için çok değerli ve iyi ki de öyle oldu. İnfluencer olmak da önce olmak ve trendleri set etmek değil mi? O dönemde sektör olmayan bir şeyi sektörleştirebilmek benim için çok büyük bir adımdı. Üniversite 3. sınıfta okuyan sıradan bir genç kızdım. It Girl Duygu'nun hiçbir zaman saklamadığı bu hırslı yapısının daha naif biri olan Cansu'yla arkadaşlıklarının sonunu getirmesi tabii ki kaçınılmaz oldu. Bu bitişin tam olarak neden yaşandığı konusunda söylentiler de var tabii. Biliyorsunuz Duygu'nun bugüne kadar yaşadığı, bazıları PR krizi olarak da nitelendirilebilecek birçok olay var. Bu krizlerden belki de en büyüğü 2016'da yaşanan Tarak olayıydı. L'Oréal'in Sunkist ürününün reklam çekimleri sırasında kendi iddiasına göre saçının ince telli olduğu, çok fazla spreyi ve ürünü kaldırmadığı ve iyi olmadığını söylediği için kuaförün sinir kriziyle karşılaşan Duygu bir ifşa postu atmaya karar verdi. Olayı detaylarıyla anlatıp kuaförün sinir krizi geçirerek tarak fırlattığını ve çöp kutusu tekmelediğini söyleyen Duygu, metnini tacize uğradığını söyleyerek bitirdi. Duygu'nun iş yapış şekli hakkında habersiz fakat kaprisli olabileceğine dair tahminleri olan izleyicileri bu posta pek ikna olmadı. Duygu postunda L'Oréal'in bu olayın ardından kendisinin yanında olduğunu söylese de "Size bunu neden mi anlattım? Kimsenin sınırınızı aşmasına izin vermeyin." diye bitirdiği ifşa postunun yarattığı krizin faturası büyük oldu. Çoğu marka gibi herhangi bir negatif olayla anılmaktan ödü kopan L'Oréal bu proje için Duygu'yla yollarını ayırdı. Cansu, Duygu'nun hak arama mücadelesine destek olmak bir kenara, Duygu'nun yerine projede yer alan isim oldu. James'in Tati'ye attığı vitamin kazığının yerli muadili bu muydu, kesin olarak bilemiyoruz. Cansu ve Duygu'nun tamamen kopmasından yaklaşık bir yıl önce yaşanan bu olayın bitirici vuruşu yapmış olması çok muhtemel değil. Biliyorsunuz Duygu bir dönem Doğu İstanbul adında bir giyim ve aksesuar markası kurmuştu. Cansu'nun şikayet var rekorları kıran ve draması eksik olmayan bu markanın reklamını yapmak için Duygu'dan para istediği de söylentiler arasında. Yine tek sorun, eğer yaşandıysa bu olayın Cansu ve Duygu'nun uzun bir süre görüşmediklerine emin olduğumuz dönemden tam 7 ay önce yaşanmış olması. O yüzden biz en iyisi arkadaşlıklarının bittiğine emin olduğumuz 2017 yılının son aylarına biraz daha yakından bakalım. 2017'de Cansu Dengey ve Ece Targıt'la tanışıp hızlı bir şekilde yakınlaşan Cansu Akın'ın sosyal çevresi de iş ilişkileri de değişti. En fazla aboneli kanala Cansu Akın sahip olsa da üçü de YouTuber olan bu arkadaş grubu kendilerine Grup Şurup ismini taktı. Ve beraber video serileri yapmaya, sık sık görüşmeye, görüşmelerini de içeriye çevirmeye başladı. Tabii markalar da belirli bir izleyici kitlesi elde etmiş bu tatlı arkadaş grubunu kaçırmadı. Merhaba, ben Cansu Akın. Ben Ece Targıt. Ben de Cansu Denge. Şurup olarak biz de Content Pro'dayız. Cansu'nun başka yakın arkadaşlarının olması tabii ki Duygu'yla da yakın arkadaş olmasına engel değil. Ama izleyicilerinin hepsi bunda hemfikir miydi emin değilim. Çünkü Cansu bir süre boyunca sürekli kendine en yakın kız arkadaş aradığından bahsetmeye,
Duygu'nun en yakın arkadaşının kendisi değil, lise zamanlarından beri arkadaşı olan Büşra olduğunu her fırsatta anlatmaya başladı. Kızlara bir güvenmiyorum. Ben sana çok güvenirim ama ben senin de bana çok güvenmeni beklerim ve senin de en yakın arkadaşın ben olacağım. Mesela Duygu ile Büşra'dan bahsedeyim, herkesin çok merak ettiği. Duygu tabii ki de en yakın arkadaşım yani kız olarak ama onun Büşra'sı var diyeyim. Bizde şu an Duygu Büşra tabii ki, anladın mı? Evet. Ama beni asla dışladıklarından değil. Şu an sosyal medyada Cansu'yu Duygu hakikaten. Öyle mi görünüyor sence? Ya Büşra'yı bilmeyen bir isim. Tabii Büşra'yı, evet. Bu ikilinin anlaşarak yaptığı bir hasar kontrolü müydü bilmiyorum. Ama tam da bu dönemde Duygu ve Büşra'nın Moped'in YouTube kanalı projesine girmesi tesadüf olamaz. Moped, arkadaşlık, ilişkiler ve regl hakkında konuşulmasını hedeflediği, videoların arkasına bütçe koyarak reklamladığı bu kanalı sırtlaması için Duygu ve Büşra'yı seçti. Ardından Duru Önver, Gökçe Yıldırım, Polina Çursanova gibi isimleri ve onların yakın arkadaşlarını da ağırlamaya başlayan Moped, projede yer alan bütün isimleri Fatma Turgut'un da yer aldığı bir müzik videosunda topladı. O dönem yakın kız arkadaş denildiğinde akla gelen üçlü grup Şurup ise nedense bu projede yer almadı. Yine bu dönemde Duygu ve Cansu biletlerini çok önceden aldıklarını tahmin ettiğim Coachella Müzik Festivali'ne gitti. Ama festivalin hemen ardından her ikisi de uzatmış oldukları Amerika tatillerini ayrı ayrı geçirdi. Duygu'nun kanalında keyifli bir klip gibi, fakat Cansu'nun kanalında tüm tatsız detaylarıyla beraber izlediğimiz bu Coachella tatilleri, ikilinin arasının gergin olduğu söylentilerini daha da arttırdı. Duygu'nun, Cansu'nun festivali yansıtma şeklinden ve sürekli şikayet etmesinden rahatsız olduğu da düşünüldü. Cansu yüzünden konser kaçırmalarına sinirlendiği de. Azar azar hissedilenler ve yayılan söylentiler konuşula dursun, Cansu ve Duygu da sessiz sedasız sürdürdükleri ayrılıklarını biraz hararetlendirmeye karar verdi. Duygu, yurt dışındaki bir marka etkinliğinde Gigi Hadid'le çektiği fotoğrafı paylaşarak "Çok tatlı bir insan, herkese selam söyledi." yazan Cansu'yla şöyle dalga geçti. "Gigi ile tanıştım, çok samimi biri." Bu sırada Cansu da boş durmadı tabii. Kendisi önce Duygu'yla küs olmadıklarını açıklayıp "Neden böyle şeyler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hiç negativite istemiyorum sayfamda. Yani küs olmak ne demek, zaten bence lisede kaldı. Yani böyle şeyler sormayın bence." dese de videolarında sık sık hayatından bazı insanları çıkardığını, hırslı bir yapısı olmadığını, hırslı insanların onu yıprattığını söylemeye başladı. "Bazı arkadaşlarımdan vazgeçtim, ne bileyim, bir sürü şey değişti ya. Böyle hırstan içimi yemez yani. Hırstan böyle of inanmıyorum ben de çok falan. Öyle bir insan asla değilim. Olamadım. Belki olsam daha başka yerlerde olurdum." "Ben hiç hırslı bir insan değilim. Hırs beni çok yıpratıyor. Hırslı bir insanların olduğu bir ortamda olmak bile istemiyorum mesela." Storiesinde şöyle bir alıntı yaptı. "Her şeyle yarışan, herkesle kendini kıyaslayan insanlardan uzak durun" diyor. "Sadece kendinizin daha iyi hali olmaya özen gösterin. Yarışınız kendinizle olsun." Yeni yakın arkadaşlarını da içlerinde hiç hırs ve kıskançlık olmadığı için övmeyi ihmal etmedi. "İçlerinde hiç hırsı olmayan, hiç çıkar olmayan, sürekli birbirlerini destekleyen, sürekli beni destekleyen, sürekli kendilerini motive eden, çok çalışkan insanlar." Sosyal medya arkadaşı olmadıklarının altını çizdi. "Evet, bu arada hani biz sosyal medya arkadaşı değiliz, bunu da söyleyelim. Bizde şey yok, bir de iş arkadaşlığı gibi bir şey olmadığı için evet. Aramızda. Yani birimizin iş arkadaşıyız da ama öncelikli olan o değil yani." Evet. Takipçilerinden gelen "Duygu sayesinde buradasın" yorumlarına şöyle cevap verdi. "Paylaştığım zaman bana tabii ki sen bunu hak etmiyorsun, sen kimsin, sen şunun sayesinde şuralara geldin" diye yorum yapıyorsunuz. Birileri bir şeyler yapıyorsa vardır bir sebebi ya. Hatta Duygu'nun ortamlarda kendisinden nasıl bahsettiğini de şu an sildiği bir tweette şöyle ifşa etti. "Birine tamamen şans eseri, asla karakterine uygun olmamasına ve asla senden böyle bir şey talep edilmemesine rağmen önayak olup sonra bunu sağda solda mağdur olmuşsun gibi anlatmak nasıl bir kötülüktür, aklım almaz hiç benim. Gelmemişti başıma." Hatırlarsanız It's Me Duygu Crew'un bir üyesi daha vardı. Tulu. Duygu'nun üniversite arkadaşı Tulu'nun da ünlülük hikayesi Cansu'nunkine çok benzer oldu. Ama ilginçtir ki Duygu ve Cansu'nun kopuşunda Tulu eski arkadaşının yanında kalmak yerine Cansu'yu tercih etti. Ve attığı bir story'de Duygu'nun davranışlarını onaylamadığını şöyle hissettirdi. "Hani biraz takipçim olduysa, sayılarım arttıysa başka influencer arkadaşlarım da vesile oldu diyedir. Ben de başkasını duyurmaktan çekinmem. Marifet değil sonuçta, değil mi?" Cansu ve Tulu'nun Duygu hakkında düşündükleri gayet açık.
kendini Tati'ye benzeterek bir nevi bu düşünceleri onaylayan Duygu, kendisinin suçlandığı özelliklerini sahiplenmek ve savunmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Çok da gurur duymadığım bir huyumdur aslında bencil olmam. Yani çok çok bencil bir insanım ben. Her zaman önce benim mutluluğum ve benim yapmak istediğim şey geliyor. Bu ikili ilişkilerde çok kolay sindirecek bir şey değil karşı taraf tarafından. Ama böyleyim ve bunu kabul ettim ve bununla en iyi şekilde, bunu avantajlarıyla yaşayarak en iyi şekilde başa çıkmaya çalışıyorum. Hatta Cansu'nun bahsettiği kibrin şaka yollu bile olsa bir örneğini bize göstermekten de çekinmedi. Ben olmasaydım sen olmazdın. Neden? Neden? Yuh, sektörü de ben bu hale getirdim demeyeceksin inşallah. Sen. Peki bu ikili senelerdir hiç mi görüşmedi diye sorarsanız, görüştüler. Bir markanın Katar'da yaptığı bir influencer etkinliğinde zorunlu olarak bir araya geldiler. Vloglarında birbirlerini çekmekten kaçınsalar da iletişim kurmadan edemediler. Ardından bir soru cevap videosunda Duygu, bu zorunlu denk gelişin öncesinde muhtemelen etkinlik katılımcıları belirlendiği sırada aralarında bir mesajlaşma da yaşandığını şöyle anlattı. Artık değiliz bence. Küslük zaten çok saçma bu yaştan sonra ama ikimizin de geçmişte birbirimizle kırıldığımız şeyler olmuştu. Benim olmuştu açıkçası. Onun da olmuştur eminim. Bir gün böyle bir mesajlaştık. Sonra da bir gün karşılaştık bir yerde. Üzerinden kısa zaman geçmişti o konuşmamızın. O gün böyle bence bir şeylerin daha normalleştiğini düşünüyorum ben, öyle inanıyorum yani. İkilinin bir daha asla yakın arkadaş olamayacakları fikrini olgunca kabullendikleri ve geçmişteki kırgınlıkların hesabını tutmayı tamamen bıraktıkları belli. Ama ben yine de seneler önce Duygu Özaslan tativari bir ifşa videosu yapmaya karar verseydim ne olurdu ihtimalini düşünmeye devam edeceğim. Çünkü bugün Tati'nin ifşa videosunun kendi kariyerinin sonunu getirdiğini biliyoruz. My subscribers showed up for me. James Charles'ın yükselişinin hiç kimse tarafından engellenemediğinde. Birçok moda devinin çalıştığı nadir isimlerden biri olan, yakın geçmişte Yves Rocher'in global yüzü olarak tüm dünyada boy göstermiş Cansu'nun James Charles'a benzerliğini görmemek elde değil. Yaptığı kariyer bitirme planları ortaya çıkınca ağlayarak özür videosu çekip derneklere yaptığı yatırımlardan bahsederek izleyicilerini manipüle etmeye çalışan Tati, Duygu'ya ne kadar benziyor orası tartışılır. Çünkü Duygu Özaslan'ı sadece dışarıdan gözlemleyen biri olarak emin olduğum tek bir şey varsa o da iyi ya da kötü tüm karakter özelliklerini ve tüm aksiyonlarını sonuna kadar sahiplendiği ve asla özür dilemediği. Evet, bugünlük de benden bu kadardı. Hayatlarının son 8 senesine kendilerinden bile daha çok hakim olmak zorunda kaldığım Cansu Akın ve Duygu Özaslan dosyasını burada kapatıyorum. Ama tadının damağınızda kaldığına emin olduğum Dramageddon olayının dosyasını tekrar açmak üzere bekliyor olacağım. O zamana kadar bayilerinizden ısrarla istemeyi unutmayın. 100 bin olmamın şerefine size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her videonun altındaki yorumlarını okumaya doyamadığım, Instagram'da, Twitter'da, Discord'da iletişime geçmekten asla sıkılmadığım, sadece drama ve kaos sevdamızla değil, dünyaya bakış açımızla da ortaklaştığımız bir 100 bin kişi hayal et deseler, bu kadar iyisini hayal edemezdim. Biraz da duygusallık ve romantizm dediysek, Kerimcan Durmaz'ın Selin Ciğerci ile barışmasının ardından kopan gürültüyü ve bir takım büyük linçleri konuşmak üzere bir sonraki videoda, yani haftalık drama dozunda görüşürüz. Hoşçakalın.